Özellikle dünle kıyasladığımızda altın fiyatlarında önemli bir artış olduğunu görüyoruz. Yaklaşık %4'e varan bir artış. Bu artışın nedeni ne? Bunu konuşacağız. Değerli konuğum, finans analisti İslam Memiş'le birlikte. Günaydın, yayınımıza hoş geldiniz. İslam Bey, dün biz sizinle konuşuyorduk. Altında yükseliş bekliyordunuz ama tabii ki oranlar bu değildi. Hatta bu kadar kısa sürede değildi. Neredeyse gramda 100 liraya yakın bir artış olduğunu görüyoruz. İsterseniz piyasadaki son verileri sizden alalım. Ne durumda son rakamlar? Bir de tabii ki bunun nedenleri ne? Herhalde dünyadaki gelişmeler değil diye düşünüyoruz. Gram altın şu anda serbest piyasalarda 1733-1774 lira. Ons altın 1932-1933 dolar seviyesinde. Uluslararası piyasalarda ons altın tarafında sakin seyir şu anda yaşanırken gram altın tarafında %4'lük bir değer artışı var. Bu değer artışlarının sebebi dün özellikle basına düşen ve Hazine Maliye Bakanlığı tarafından uygulanacak olan kota uygulaması, özellikle işçiliksiz altına uygulanacak kota talebi artırdı ve piyasalarda ciddi bir altın talebi oluşturdu. Diğer yandan rafinelere 1 gramın altında altın basılmaması yönünde tebliğ de çıkarılmış olacak olması bu konuda tekrar altın fiyatlarını yukarı yönlü hareketlerini destekledi. Ve bu gece yine resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Avrupa Birliği ülkeleri haricinde özellikle yurt içine gelen mücevherat grubundaki altın veya kaplama ürünlerde mücevherat grubunda ek %20 vergi geldi. Bu da altın tarafındaki talebin artmasına neden oldu. Şimdi aradaki farka baktığımızda dün akşam 1690 lira olduğunu görüyoruz. Evet. Ve şimdi 1790 lira seviyelerini gösteriyor. Bugün için yine siz bir yükseliş bekliyor musunuz? Anlık bir yükseliş miydi? Onu da hemen sorayım. Sonrasında tekrar mesela dünkü seviyelerine düşer mi? Bu da merak ediliyor. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şunu artık bilmesi gerekiyor. Resmi kur tarafında internette görmüş olduğu altın fiyatlarıyla serbest piyasalar arasında artık farklılık oluşabilir diye ben tahmin ediyorum. Şu andaki makas aralığı resmi kur tarafında yani internette görülen farkla serbest piyasalarda 100 liralık bir fark var. Ben bu farkın kapanacağını tahmin etmiyorum ve özellikle bu makas aralığı açık kalmaya devam edebilir. Hatta şu anda altın dolar paritesi 65.190 dolar seviyesinde. Burada da %4'lük bir değer artışı var. Sektör yani kuyumculuk sektörü, ihracat yapanlar, ithalat yapanlar genelde dolar altın paritesi üzerinden işlem yaptığı için burada da ciddi işçilikler söz konusu. 500 dolar, 1000 dolar gibi külçe başına işçilikler talep ediliyor. Bu işçilikler diğer gram altın tarafına, sarrafiye grubunda yansır ve bundan sonra gram altın tarafında yeniden bir makas aralığı, yeniden bir fiyat farklılığı oluşur ve geçici bir fiyat artışı olacağını düşünmüyorum. Beklentiniz nedir mesela, öngörünüz gram altın için yakın bir vadede diye sorayım. Hep biz size yıl sonunu soruyorduk ama evet, bu aylar itibariyle şimdi biraz daha yakın konuşacağız belki. Yine bu haftaki yayınlarımızda sevgili izleyenlerimize şöyle bir mesaj verdik. 1700 lira seviyesinin altındaki rakamlar kalıcı olmayabilir. Elinizi çabuk tutun ve 1720, 1770, 1820 ve yıl sonuna kadar 1880 lira seviyesi artık radarımızda olacak beklentim vardı. Bugünkü 1770 lira seviyesi bu yeni çıkan kararlardan dolayı gerçekleşmiş oldu ama sırada dolar kurundaki yükselişler bence söz konusu olabilir. Tekrar yakın bir süreç içerisinde Eylül-Ekim gibi 1800 rakamları telaffuz edebiliriz diye düşünüyorum. Bir de şunu sormak istiyorum. Amerika'dan gelecek enflasyon rakamları da önemli. Onu da tabii ki takip ediyoruz. Evet. Siz dediniz ki ONS'da herhangi bir hareketlilik yok. En azından son veriler onu gösteriyor. Evet, evet. Şimdi Amerika'dan gelecek haberler nasıl etkiler ONS cephesini? Ona bağlı olarak bir yukarı yönlü hareket de yine gelebilir mi? Bu haftaki analiz raporumuzda yatırımcılara 1930-1960 dolar aralığını takip edin uyarılarım vardı. Yine ben enflasyon tarafında yüksek bir veri bekliyorum. En son %3 olarak açıklanmıştı. Temmuz enflasyon verisini %3.2 veya %3.3 olarak tahmin ediyorum. Bu da ons altının kısa vade toparlanmasına, direnç seviyesine yükselmesine neden olabilir. 1960 dolar seviyesi şu anda güçlü bir direnç seviyesi konumunda. Ancak yine Eylül-Ekim aylarında 2000 dolar seviyesinin üzerine ataklar mümkün olabilir. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız, değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için.